Yeni Ford Fiesta her türlü hava koşulunda size benzersiz bir sürüş keyfi yaşatacak. Yapılan son tahminlere göre yurdun doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı, öteki yerler az bulutlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığı batıda biraz artacak, doğuda önemli bir değişiklik olmayacak. İllerimize göre hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul, Kocaeli ve Konya 10, Bursa ve Kayseri 11, İzmir 14, Ankara ve Samsun 9, Adana ve Antalya 18, Erzurum 1, Van 8, Diyarbakır 12 ve Gaziantep 13 derece. Yeni Ford Fiesta her türlü hava koşulunda size benzersiz bir sürüş keyfi yaşatacak. Coca-Cola tüm spor severlere sunar. Star Spor'dan iyi akşamlar. Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım morali. Beşiktaş'ta genel kurul bir kez daha Süleyman Seba derken Ankara Gücü yenilgisi teknik direktör Toşak'ı çileden çıkarttı. Lider Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Hakan Şükür, Hacı ve Tugay sakat. Trabzonspor'da kadro sıkıntısı. Şimdi günün gelişen olaylarından derlediğimiz tur geliyor ekranlarınıza. Kocaeli Spor'a 2-1 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım takımına sahip çıktı. Futbolcularla tek tek görüşerek moral veren Başkan Yıldırım, Kocaeli Spor yenilgisinden sonra bazı çevrelerin boşu boşuna yaygara kopardığını, Sefa Silmen'e söylediği sözlerin ise yanlış anlaşıldığını belirtti. Başkan Yıldırım kalan son 6 maçta şampiyonluk adayı takımların maçlarının aynı saate alınmasını isteyeceklerini ve karşılaşma öncesi doping kontrolü yapılması için federasyona müracaat edeceklerini, teşvik biriminin ise yasal olmadığını söyledi. Yıldırım teknik direktör Otobar için Avusturya'nın Casino Salzburg takımıyla anlaştığı konusunda bilgileri olmadığını ve önümüzdeki hafta içerisinde Hırvat Hoca ile masaya oturacaklarını söyledi. OneSpor maçının çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de futbolculara konuşma yasağı getirilirken akşam yapılan çalışmaya Bar hiç katılmadı. Seba rakipsiz başkan. Beşiktaş'ta günlerdir merakla beklenen genel kurul sonunda başkan adaylarından Süleyman Seba ve İhsan Kalkavan arasındaki yarışı kazanan taraf 2532 oyla Süleyman Seba oldu. Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılan ve dün gece yarısı sonuçlanan genel kurulda 4079 üyeden 2532'sinin oyunu alan Seba üst üste 8. defa Beşiktaş başkanlığına seçildi. Diğer başkan adayı İhsan Kalkavan ise oylardan 1543'ünü aldı. Başkan Süleyman Seba Beşiktaş'a yakışır bir kongre olduğunu belirterek şunları söyledi. Kongrede değerli genel kurul üyelerimize vaat etmiş olduğumuz şeyleri yerine getirmek ayrı olaydır. Tabii bugün kongreyi kazandık. İhsan Kalkavan ise bundan sonra Beşiktaş'ta yönetici olarak bile görev yapmayacağını ifade etti. Başkan Süleyman Seba'nın listesi şu isimlerden oluşuyor. Recep Sami Yazıcı, Olgun Kömürcü, Hasan Arat, Recai Uğurluoğlu, Cengiz Eltutar, Tankut Diç, Emin Önal, Latif Ayaz, Affan Keçeci, Fahrettin Cüroğlu, Tuncer Zengin, Ekrem Keçioğlu. Beşiktaş'ta teknik direktör Toşak adeta sinir küpü. Ankara Gücü karşısında ortaya konan vasat futbol ve alınan mağlubiyete çok sinirlenen Galli Hoca bugün futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Toşak lig dördüncülüğünün Türkiye Kupası'ndan daha önemli olduğunu hatırlatarak Avrupa Kupalarına katılmak sadece sizin elinizde ifadesini kullandı. Bu arada geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası uzun süre takımdan ayrı kalan Alfay'ın Bursa Spor maçına yetişeceği açıklandı. Öte yandan dün oynadıkları Ankara Gücü maçı sonrasında Gata'da yatan gazilerimizi ziyaret eden ve hediyeler veren Beşiktaşlılar onları Bursa Spor maçına davet ettiler. Galatasaray bir yandan liderlik sevinci yaşarken diğer yandan da 3 as futbolcusunun sakatlığıyla Trabzonspor karşılaşması öncesi sıkıntıya girdi. Samsunspor maçında Hacı, Hakan Şükür, Tugay aldıkları darbeler sonucu sakatlanırken bu futbolcuların kesin durumu yarın yapılacak kontrollerinden sonra belli olacak. Öte yandan dünkü Samsunspor maçı sonrası bir açıklama yapan teknik direktör Fatih Terim şunları söyledi. Oyuncularımın hepsini yürekten kutluyorum. Özverileri için, mücadeleleri için, aslan gibi savaşlıkları için hepsini kutluyorum. Öte yandan bugün parasını alarak ülkesine dönen Lutsu'nun oldukça üzgün olduğu dikkat çekti. Trabzonspor'da Galatasaray maç öncesi sorunlar bitmiyor. Cezalı olan Tolunay'ın yanı sıra bugün MR'ı çekilen Ünal'ın da sakatlığının ciddi olduğunun açıklanması teknik direktör Ali Kemal Denizci'yi sıkıntıya soktu. Bu arada yönetim sarı kart cezalısı Tolunay'a 1 milyar, Altay maçında sarı kart gören Abdullah'a da 500 milyon lira para cezası kesti. Spor magazin programlarının kralı Süper Frikik'te bu hafta neler var neler.
Süper Vicky. Star'ın güzellik yarışması için Türkiye'ye gelen Ricky Martin'in çok özel dünyası. Sabah akşamı süper frikikte buluşalım. Benem acı. Sen çok acı. Canım benim. Fanatik Fener'de Ebru Gündeş önce tezahürat yaptı. Takımının yenildiğini duyunca ise fena dağıldı. Çekim bitmiştir arkadaşlar. Sabah akşamlarının neşesi süper frikik sizleri bu hafta gülmekten kırıp geçirecek. Ünlü komedyen Beyaz'dan gün yüzü görmemiş espriler. Sen gülme abicim, kamera salladın ya, evet bir şey. Unutmayın, salı akşamları süper frikik yürüdü. Galatasaraylı Suat'ın kızı Serra buz pateni yarışmasında neden hüngür hüngür ağladı? Sizlere daha nice sürprizlerimiz var. Salı akşamı unutmayın. Yarın akşam bu program kaçmaz. Sevgili izleyiciler, bu akşam canlı yayında geleneksel Türkiye Güzellik Yarışması var. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Yarın buluşuncaya dek de hoşça kalınız diyorum. Coca-Cola tüm spor severler için sundu.